Merhaba sevgili gençler. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün kümeler video serimizin 6. videosu. Problemler konusuyla birlikteyiz. Bol bol örnek çözeceğimiz bir video olacak. Tabi baştan önce eğer hala kanalımıza abone olmadıysan aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone oluyorsun. Yanındaki zil tuşundan bildirimini açıyorsun. Olur ya konu isteğin olur. Benimle paylaşmak istediğin mevzu olursa yorum kısmına yazabilirsin. Şimdi kalemini kağıdını hazırlıyorsun. Soruları birlikte çözeceğiz. Hazırsan başlayalım. Başlamadan önce geçen ders videolarımızda işlediğimiz konuları şöyle bir tekrar edelim istiyorum. Hem işlemleri hatırlatacağım hem de iki formülümüz vardı onu hatırlatacağım. Eğer daha detaylı incelemek isterseniz aşağıya linkler ekledim. Oradan o videolara ulaşabilirsiniz. A kesişim B. Bu sembol kesişim demek. A kesişim B neresiydi? Her ikisinin ortak alanı yani kırmızıyla gösterilen yer 3 elemanına sahip. Birleşim ise A ile B'nin içinde bulunduğu tümü. Şöyle buradan yazabiliriz. 1, 2, 3, 4 ve 5'in olduğu alan birleşim. Tire ya da şu şekilde A fark B şeklinde gösteriliyordu. Fark demekti. A'nın B'den farklı. Yani A'da olup B'de olmayanlar. Şu bölgeyi ifade ediyordu. 1 ve 2 A fark B. B fark A'yı sorsaydı da 4 ve 5'i alacaktık. Üzerinde çizgi A'nın dışında kalanlar yani tümleme. Tümleyen demekti. A burası dışında kalanlar. Morla gösterdiğimiz şu yeşil bölgede dahil. Bakın bu B'nin olduğu yerde dahil. Tamamı A'nın tümleniydi. O zaman nereye alacağız? 4, 5 ve 6'yı. Bu arada sayılarımız yok oldu. 4, 5 ve 6 burada sevgili gençler. 4, 5, 6 diyoruz. B'nin dışındakiler de derse de B'yi alıyorsun. Dışındakilere bakıyorsun. 1, 2, 6, diyoruz. Tümleyeni de böyle hatırlamış olduk. İkinci olarak bize en çok lazım olacak iki formülümüz vardı. Biri kesişim, biri farkla ilgiliydi. İlk şuydu. A birleşim B'nin eleman sayısı, A'nın eleman sayısı, B'nin eleman sayısını topla, kesişimi çıkar formülüyle bulunabiliyordu. İkincisi, A fark B artı B fark A, buna kesişimi ekliyorduk. Bu her iki formülü de kullanarak yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunları detaylı olarak bir önceki videomuzda yani 5. videomuzda işlemiştik. 9. sınıf konu listesine gidin detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Problemleri ben çözmeden önce durdurup kendinize çözebilirsiniz sevgili arkadaşlar. ama ben başlıyorum. 29 kişilik bir sınıfta vizyonda olan A filmini izleyen öğrenci sayısı 16, B izleyen öğrenci sayısı 19'dur. Buna göre bu sınıftaki her iki filmi izleyen A ve B filmini izleyen kaç öğrenci vardır? Bakın bir soruları çözerken size tavsiyem önce şekil çizin. Bir A, bir B en standart şeklinde zaten. A filmi, B filmi diyorum. Bana her iki filmi izleyenler hemen buraya yazıyorum. Bunu soruyor. Ve bütününü vermiş. Tüm sınıfta 29 kişiymiş. Sorularda kullanacağınız bir yöntemi göstermek için yapıyorum. Ama biz bu soruyu zaten buradan çözmeyeceğiz. Daha pratikten çözeceğim. A filmini izleyenler bakın şu X'in de içinde bulunduğu alan 16'ymış. E burası X ise buraya kaç kaldı? 16 X, X. B filmi burası 19. X ile, X, ile, X ile birlikte 19. Burası da 19 eksi x yapar değil mi? Yani ben 16 eksi x, x ve 19 eksi x toplayınca 29 yapıyormuş. Bu denklemi çözerek yapabilirsin. Tabi biz bunu bu kadar uzatmayacağız. Bu tarz sorularda şu yöntemi kullanacağız. Az önce öğrettiğim formülü. A birleşim B eşittir. A artı B eksi A kesişim B'yi kullanacağız. Hemen yapalım. Sınıf 29 kişi yani birleşimi 29. A kümesi 16'ymış. B filmi 19'muş kesişimi istiyor. Bu kadar basit. 16, 19 daha. 35 yapıyor. X'i bu tarafa al pozitif diye. 29'u bu tarafa al negatif diye geçer. 35'ten 29'u çıkarmamız gerekiyor. X eşittir. 6 çıkıyor. Yani her iki filmi izleyen 6 kişi diyoruz. Evet olay yalnız değil mi? Bak buradaki yöntemle de çıkar. Formülle de daha kolay çıkar. İkinci problemimiz yine isteyen arkadaşlarımız durdurabilirler en az bir dil bilenlerin bulunduğu bir sınıfta. Bakın bu cümleye bir bakalım. En az bir dil bilenlerin bulunduğu sınıf derken dışarıda eleman kalmadığını ifade ediyor. Yani evrensel küme yok. Tamam Bütün elemanlar iki kümenin içinde. Anlaştık. Türkçe bilenler varmış, İngilizce bilenler varmış. Her iki dili bilenler beş kişi hemen şeklimi çiziyorum. Türkçe bilen, İngilizce bilen bir sayı vermiş her iki dil. Ortaya yazıyorum. Güzel. Ayrıca bir ifade daha var. Şurada bize lazım olacak. Diyor ki Türkçe bilenlerin sayısı İngilizce bilenlerin iki katı. Hmm, o zaman ben İngilizce bilenlerin şu sadece İngilizce bilen şu kısma X desem İngilizce bilenler kaç kişi oldular? Bakın X artı 5 kişi. Bana ne diyordu? Türkçe bilenler İngilizcenin 2 katı. O zaman 2 çarpı X artı 5 olur mu? Bunu da açarsak 2X artı 10 olur. Güzel. Hemen sonra devamını okuyalım. Sadece İngilizce bilen 8 sadece İngilizce bilen şu yeşille gösterdiğim yer mi? Evet. Burası 8 ise yani X 8 mi demek? Güzel. Hemen getirip x yerine yazıyorum. 2 çarpı 8 artı 10. 2 kere 8. 16. 10 ekle 26 buluruz. Bize neyi soruyordu? Türkçe bilenleri. Yani zaten buradan çıkarmış olduk. Cevap değişik oluyor. Her problemde farklı bir mevzuyu size öğretmeye çalışıyorum gençler. 34 kişilik turist kafilesinin 18 tanesi İngilizce, 12 tanesi Almanca, 4 tanesi de her iki dili konuşuyor. Hemen yazıyorum. Her iki dili konuşan kaçmış? 4 mu? Ne vardı? İngilizce ve Almanca. Fark ettiniz mi? Az önceki soruda en az biri diye bir kavram vardı. Burada yok. O zaman aklımıza şöyle bir şey gelecek. Demek ki burada bir evrensel küme var. Şunu buradan da anlayabiliyorsun. Bak İngilizce 18, 12'de Almanca. Topla 30. E burada 34 kişi varmış. Demek ki dışarıda elemanlar varmış ama kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Hemen bir de evrensel kümeyi çiziyoruz. Bu da evrensel kümemiz olsun. Güzel. Verilenleri yazmaya devam edelim isterseniz. Neydi? İngilizce 18. Burası, 18. Burası 18. Buraya 4 ise buraya kaç kalktı? 14 mi? Tamam. Almanca 12. 4'ü buradaysa 8'i burada. Topladım 12. Hiçbir yabancı dili bilmeyen dediği zaman zaten dışarıdakileri soruyor. Buradan 3'ünü toplarsam birleşimi bulurum. Toplayalım. 14 artı 4 artı 8 eşittir 18'den 26. Birleşim kümemizin eleman sayısı. Oysa grubumuz 34 kişiydi. Burada da yapacağımız işlem çok basit. 34 eksi 26'dan 8 yani hiçbir dili bilmeyen 8 kişi olduğunu buluruz. Cevabımız B şıkkı. Burada da evrensel benim normal kümelerle arasındaki ilişkiyi görmüş olduk. Dördüncü problemimiz kimya ve biyoloji dersini seçenler ve seçmeyenlerin bulunduğu 5 kişilik bir sınıfta 18 kişi yalnız kimya. Bak burada da yalnız kavramını ve sadece kavramını öğreneceğiz. Hemen kimyayı ve biyoloji yazalım. Kimya, biyoloji yazıyorum. Burada evrensel küme olabilir. Birazdan bakacağız. Yalnız kimya. 18 kişi yalnız kimya burası. Bu da evrensel küme olsa da olmasa da sorumlusu sonucu değiştirmiyor. Neden? Hemen bir evrensel küme çizelim. Şimdi kimya dersini, yalnız kimya dersi burasıydı değil mi? Güzel kimya dersini seçmeyenler neresi? Bak yeşille göstereceğim. B kümesinin şu kısmını da içine alan kaç kişiymiş şu yeşil alan? 13 kişiymiş. Pembe alanda 18. E geriye neresi kaldı? Hem kimyayı hem de biyolojiyi seçenler. Artık işimiz çok basit. Yapacağımız olay pembeyi, yeşili ve şuradaki x'i toplamak. Pembe alanımız 18. Yeşil alanımız 13. Ve x'i topladığımızda sınıf mevcudunu yani 45'i vermesi lazım. 18 artı 13. 31 artı x eşittir 45. Çıkarıyorum. 14 buluyorum. Cevap değişik. Beşinci problem. 36 kişilik bir sınıfta 15 kişi Almanca. Genelde dillerden ve gruplardan bahsedilir. 18 kişi Fransızca konuşabiliyor. 7 kişi ise bu iki dili konuşamıyor. O bak. iki dili konuşamadıklarından bahsediyorsa ortada ne var o zaman? Bir evrensel küme var diyoruz. Burası Almanca olsun, burası Fransızca olsun şöyle bir evrensel küme var ve bu Almanca ve Fransızın dışında kaç kişi varmış? 7 kişi dışarıda kaldı. Güzel. Bize her iki dili konuşanları soruyor. Burada ilk soruda yaptığımız yöntemi kullanabilirsiniz. Ortaya x dersiniz. Almanca 15'miş burası 15 x. Fransızca 18'miş buraya 18 x. Bunların tamamını toplar. 36 eşitler x'i bulursunuz. Bu birinci yol. 15 x artı x artı 18 x artı şu dışarıda kalanlar 36'dır der. denklemi çözer sonucu bulabilirsiniz. Bu yöntem zor değil ama bunları bulmak biraz zordur. İkinci yol ise şu. Ben şimdi şu AF'nin olduğu alanla 7'yi toplayınca tamam vermeyecek mi? Yani AF birleşim demek değil mi? O zaman A birleşim B'nin eleman sayısı ne? 36'dan dışarıda kalan 7 kişiyi çıkar. 29 mu? Güzel. E 29. Yani A birleşim B neye eşitti formülümüzde? A'nın eleman sayısı 15. B'nin eleman sayısı 18. Eksi A kesişim B. Zaten kesişim istiyor. Bu denklemden. Ya bu neydi? Tekrar hatırlatayım isterseniz unutanlar için. A artı B eksi A kesişim B formülümüz vardı ya. 15 ile 18'i toplarım. 30, 33 yapar. A kesişim B'yi buraya alalım. A kesişim B eşittir. 29 buraya eksi olarak al. Ve çıkar. 4 bulursun. Cevabımız C şıkkı oluyor. Bu denklemi de çözersen yine 4 çıkacak. Burada dikkat etmen gereken her iki dili konuşamayanlar deyince evrensel küme, iki kümenin dışında kalanlar olarak bileceksin. Bütün sınıftan burayı çıkarırsan birleşim vereceğini bulacaksın. Gerisi zaten birleşim Formu. Ve bir soru bölümümüze geldi sevgili gençler. Ekrandaki soruyu çözüyorsun, cevabı yorum kısmına yazıyorsun. Ayrıca takıldığın bir mevzu olur, benimle paylaşmak istediğin bir konu olursa yine yorum kısmına yazabilirsin. Ekranda gördüğün logodan kanalımıza abone olabilir, yanındaki kutulardan diğer ders videolarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.